Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Amazon Coin'de alışveriş yaptıktan sonra Çilekli Coin'de gecelemiştik. Bu bölümü izlemediyseniz sağ üstte beliren video kartına tıklayabilirsiniz. Videoları izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kaptan çözdü bizi. Çilekli Coin'den ayrılacağız artık. Balıkesir'e gitmeyi planlıyoruz. Hemen zaten yakınımızda. Artık Datça ile Marmaris'i birbirine birleştiren, yani o noktanın en dar yerinden geçeceğiz. Bu bölümde ise Çilekli Coin'den demir alıyor ve Balıkesir'den Coin'e gidiyoruz. Balıkesir'den Coin'de balıkçılarla sohbet ettikten sonra harika drone manzaraları çekiyoruz. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Günaydın kaptan. Günaydın. Selam. Oh, böyle az yıkanıyorsun. Saatler olsun. Aa, teşekkür ederim. Nasıldı? Güzel. Su çok sıcak, çok güzel. Gökova hep sıcak. Gökova evet ya. Çok 27 tatlı. 27 derece falan su var yani. 21'di şeyde ya. Yüzememiştim ben. Vallahi çok. Hadi bakalım. Evet Eda kaptan. Eline Sayın sağlık. Sayın yolcularımız, kaptanımız Eda konuşuyor. Lütfen yerlerinize oturup emniyet kemerlerinizi bağlayınız. Şu anda Çilekli Koyun'dan çıktık. Hemen sol taraftaki, batı taraftaki balık aşırına gideceğiz. Lütfen sakin olun, heyecan yapmayın, kendinizi denize atmayın. Sizi sağ salim götüreceğim. Demiri fıstık gibi topladım. Orada da fıstık gibi sereceğim inşallah. Hadi bakalım gidelim. Yaz arkadaki flamingo bu ciddiyeti biraz sarstı. Flamingo hava yolları. Flamingolu. Flaminga. Flaminga. Bizimki gağlı. Biraz var yani. Bir de Datça Marmaris Karayolu da göründü. Tam şuralarda. Hatta oradan buraya inenler var Mert. Arabalar görüyorum buraya inen. Balıkesir'le şeye yol var ya. Velibükü'nü geçiyoruz, artık Balıkesir'e geliyoruz. Hemen önümüzde. Şu anda Balıkesir'e göründü. Böyle ufak tefek koyu da var. Şurası da Velibükü'ydü zaten. Burası. Kayaları da var orada. Burası da öyle bir koy gene, Meltem altı. Tam rüzgar anlığında patlıyor. Burası Balıkesir'e. Sonra yavaştan gireceğiz. Evet. Eda kaptan bizi Balıkesir'e getirdi. Flamingomuzla geldik. Doğru mu? Evet. Tamam. Çok güzel. Girsek bilemedik. Mert solda boş. Orada olabilir. Şurada balıkçılar var. Sen bil. O da güzel. Tamam, anladım. Şurada balık ağı var, dikkat et. Nerede? Solda, senin solunda. Üstünden geçmiyoruz değil mi? Üstünde değiliz ama yanından geçtik. Balıkçı amcalar var.
Kamp kurmuşlar oraya resmen. Şurada balık avı var çünkü. Ay şunun tatlılığına bakın, bir karetta. Mert karetta. Ha? Karetta. İşte işte yanımızda. İşte girdi dibe. Ya çok tatlısın sen. Bay bay. Şu anda tabii çok bulanık, karaltı halinde. Fıstık çık. İstiyorsan bak. Şurası da güzel ya. Meltem'e korunaklı mı? Çilekli gibi. Burası sığ olabilir. Aynı çilekli gibi duracağız. Ya karetta çok tatlıydı ya. Ben de önce su kuşu sandım onu. Kaç metre? 4-5 metreymiş. Tamam. Nasıl renkler? Evet. Artık karaya çama tutacağız. Kıştan kara olacağız. Orada kayalar görüyorum. Gayet uygundur. Mert kaptan bizi bağlayacak. Yavaş çıktığına göre şey var, kestaneler çok. Allah kahretmeyin ya. Çok oluyor arkadaşlar yani kestane. Demir atmaz inşallah, manzara bul. Dönme git buradan lütfen. Balık aşıran çok güzel. Nefis meltem esiyor, böyle serin serin esiyor. Harika bir meltem. O kadar güzel ki. Her tarafımız soğudulu. Oh. Ayrıca şöyle bir güzellik daha var. Daha koyu gezemedik ama. İşte orada duruyor koy. Gezerken botla çekeceğim. Nasıl bugün manzaramız?
Elime kestane battı. Tam üstüne geldi elim. Balıkları çekerken oldu. Hay Allah ya. Şuramı battı yani. 3 tane falan var. Kocamanı göremedim yani. Balıklara bakacağım diye. Bakalım nasıl çıkacak. Cımbızla çıkar herhalde. Evet. Edoş ne yaptın bakalım? Ne becerdin? Valla okuduk hemen ne yapılabilir diye. Deniz kestanesini sıcak suda bekletin diyor. Denizdeki bütün sokmalarda, yakmalarda duyduğunuz gibi hep sıcak su oluyor aynen, arkadaşlar. Aynen, deniz anası vesaire. Geçen sene deniz anası sokulmuştu biliyorsunuz. Onda da sıcak su çok işe yarıyordu. Sıcak suda bekleteceğim. Sonra da ne yapacaktık Mert? Sonra da zeytinyağı. Zeytinyağıyla. Yani şöyle içine girdi. Zeytinyağını. Sorun şu, içinde kırılanları çıkaramıyorsun. İçinde kalıyor. Bir tane ucu gözükeni çıkardık. 3 tane vardı. Birini çıkardık. Kalan 2 tanesini bu şekilde yumuşatacağız. Sonra zeytinyağı basacağız. Evet, şimdi balık iştahında biraz gezelim dedik. Balıkçılık mevcut, keyif mevcut. Yapılıyor değil mi? Burada bal şeyleri var, kovanları var yukarıda, hemen gördüm. Al sen. Ha bak orada o karakol binası gibi dedikleri var. Hani? Bak yukarıda yıkıntı aa, var işte. Evet. Tellerin arkasında kalmış. Şurada balık şeyleri var. Şurada mı balık ağı? Ama şey mi? Bilmiyorum. Çöp mü bilmiyorum. Çöp. Ağaçlar yıkılmış. Bir çekse miydik o sahildeki neyleri?
Bal var mı diye sorar. Afiyet olsun. Sizde bal var mı acaba? Sadun burnun bahsettiği burası galiba. Para getirmen gerekir ama. Bakmak istiyor musun? Mert bal alacak. Ne diye geçiyordu kitapta? Bir abinin adı ya. Afiyet olsun. İsmin neydi abicim? Zafer. Zafer abi. Yani güzelmiş ya şey. Burası. Keyifli gözüküyor. Ha. Balın kilosu 80. Kendileri yapıyor. Şu arkada şey var. Kovan var. Kovanları var. 100 lira oluyor. Hani bir kavanoz biraz geçer ya. Durum bu. Oo, ayağıma sürdüm. Sen var mı? Vardır %100. Evet var görüyorum. Bir sürü var. Evet. Burada da mı var? Çok var. Oradan da geçemezsin, buradan da geçemezsin. Sahile buraya çıkalım. Oo, abi ısırıyor, koparıyor. Buradakilere bakarsın sen de, var mı diye. Yok gibi burada. Merhaba. Merhabalar. Burası kamp gibi aşkım. Balcılıkla ilgisi yok bence buranın. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadun Bora'nın kitabında bahsettiği yer şey burası mı acaba, bal yapan kişiler? Öyle onlar mıydı? Bir yaşlamcımız vardı şurada ileride. Hı-hı. Karşı koyda onlar yapıyordu bu işi. O adam da öldüğünde onlar yapıyor. Allah sağlık. Onlar da doğanlar yaylada herhalde. Anladım. Ben doğanlar da yok. Ama bazen de yok. Ha baz sizde de yok. O oğluymuş onun. Gideceğiz zaten ya. Öyle meraktan bakmaya geldik. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şuradan patikadan gitmiştik. Hatırlıyor musun o zaman? Şöyle gezmiştik. Şurada patika var. Evet, çıkmamıza gerek var mı oraya? Sabah çıkacaksın nasıl olsa. Öbür koya bakalım. Onu da öğrenmiş olduk. Gerçekten de orasıymış. Yeni bir yerlere gidiyoruz. Bir yelkenli daha geliyor. Yani şu iskele nereden nereye gidiyor? Ben nereden çekim yapacağım sabah? Bu iskelenin amacı nedir? Vallahi bilemedim. İskeleye bağlayalım, amacını öğreniriz. Aha karettaya bak. Ay karetta, çok tatlısın. Çok hızlı gitti piç. Yavruydu ama. Eda botu kurtarmaya çalış. Karşıda azmak var, oraya bakalım. Şey bir iskele değil mi? Hani sonucu olmayan bir iskele. Nereden gelirsin? Şöyle yani amaç şu.
Şöyle devam ediyor belli de. Komik. Varmış, yıkılmış. Köşk gibi. Şurada belki bir azmak olabilir. Ama çok mu sığ? Taşlık. Mercanlar var şurada. Artık doğudaki son koy. Balıkesir Hanım. Bak biz buraya gelebilirmişiz. Şuraya falan. Ya da şuraya. Bu arada elime sirkeli su da sürdüm arkadaşlar. Sirke çok iyi döküyormuş deniz kestanelerinin dikenlerini. Bir tanesini de Mert cımbızla çekti. Bayağı şu anda iyi yani bence. Evet, bu doğudaki ilk baştaki koy da gayet güzel şöyle. Nefis bir yer. Kareta mı? Yok değil, değil mi? Kaya değil mi? Ha, tepetmiş. Çok güzel. Çok güzelmiş evet buradaki su. Buradaki suya bayıldım. Yeşil bayılıyor ya. Tam parlak yeşil gözüküyor gerçekten de. Evet Eduş, anlat bakalım. Kestanesiz bir yer bulup çıkabildik. Şöyle bir tekne var. Harika bir yer. Güzel plajmış. Çok jungle yani öyle şey. Arkaya geçiş zor. Pantolon şey şart. İyi ayakkabı. Bir de uzun kollu. Anca öyle. Böyle cıbıldak cıbıldak geçilmez. Kesinlikle. Teknemiz bu. Hiç bilmiyorlardı. Teşekkür ederiz. Kendi şey var. Tamam bir daha çek. Doğru. Merhaba kaptanım. Ne haber? İyiyiz. Dorisimize geldik. Şöyle bir balık aşıran turundan sonra böyle duruyoruz burada. Böyle durmayı tercih ettik. Dur geldi bize. Duruyoruz. Buradaki kestaneleri nasıl yolumuzdan çekebiliriz onu düşünüyoruz. Kestanelerin rahatını bozmak istemiyoruz. Ancak bizi sahile çıkartmıyorlar. Şikayetsiz bu konuda. Evet.
Selamünaleyküm, tekrar merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Arıyor musunuz? Ben de her iş var ya. Valla, ele mi ya? Ben de Antalya'dan mı geliyorsun? Ha, evet, Antalya'dan geliyoruz abi. Kayınkuçun Antalya'yı gördük de. He, doğru. Ördek ne hesap ya? Onu nasıl çıktın Antalya'dan buraya? Yo, ördek iniyor canım, o teknenin içinde ya. Öyle şişik gelmedi. Yolda kaçar. Bunlar ördekten gelmiş. Yok canım. Çocuk mu var acaba dedim. Ha. Sonra bir baktım içeri görünüyor, döndüm de burada. Evet. Hiç dedim hareket de yok. Gerçi hanımın çocuk bunun o zaman. Aynen öyle, bravo, ben de onu diyecektim. Olabilir, olabilir. Örme sepet güzel. Neyle oynayacak diye. Ya, ne olacak? Sizinle... Böyle, biz de buluyoruz böyle deniz yatağı falan böyle ufaklıkanlar. Oturayım oturayım. Daha az çeksin. O el işçiliği güzel ya. Onu yapan çok yok herhalde. Kalmadı değil mi pek abi? 3-5 kişi var yapan da. Bir de şey, tekniğini iyi bilmen lazım. Her seferde balık çırma. Hmm. Ben kendim için yaptığım için. Yıllardır. Elimiz alıştı. Ticari olarak yapmıyorum ben bunu. Hep kendime yaparım. Çok tatlıdır, çok güzel. Evet, maşallah. Siz dediniz bana tekne girerken değecek diye de ben altında salma bizim hareketli, salma yok. Ben onun. Tekneyi tanıyorum. Ha, tanıyor musun? Baştan kara kuma çıkar mı tekne? Amerikan yapımı bir teknedir. Aynen, bravo abi. İyi bir tanıdığım bir teknedir. Anladım. Sığız dememin sebebi hani uçlarda, burunlarda böyle etekler var. Var, evet, doğru. Ufak şu karşıdaki şeyde orayı söyleyeyim. Değerse... Evet. Hızlı girince kuştan takma motoru. Bir de ben tabii ben dedim, istemedim. Bizim demir böyle. Ay dedim, şimdi bizim demirin suya atıp oraya yanaşır mı? Ha, yok yok, oraya. Bu, zaten su olarak ama şey daha güzel. Orada daha güzel yani. Yüzmek için daha güzel. Burası dışarıda biraz esinti olduğunda burasını şey yapıyor. Tabii. Mutlak, biliyorum biliyorum. Hatırlıyorum. 4-5 sene önce de gelmiştik, ondan önce de. Evet. Ekmekle bal bu değil mi abla? Evet. Çok sağ ol, elinize sağlık. Buradan mı bal? Oh, abi güzel. Hemen buranın. O zaman arılarım tepedeydi. Önceden buradaydı, şimdi yukarıya getirdim. Ha, şurada şey var, gördüm geçen. Kovanlar, onlar değil mi? Orada. Kovanlarım. Şimdi oradan da götürdüm, boşları kaldı orada. Denizli'ye götürdüm artık, burası çok ısındı. Isındı tabii. Kovanda çatlıyor. Yani, öyle mi? Çok sıcak oldu, çatlıyor. Şunlar yabani değil mi, şu sarı şeyler? Onlar, buradaki... onlar etçil yani. Etçil değil mi? Kararlar mı? Ha, tavuğu. Ne kadar olursa onlara çat. Vallahi. Evet, gebertin onları. Balarılarının kafalarını koparıp. Yapmayın ya. Evet. Yağmacı var onlar. Yağmacı. Şöyle bir yürüyeyim mi? Yürü. Merak ettim ya. Çekeyim baksa. Burası 35-40 senelik yurt. Valla. Ne güzel ya. Yörük yurdu da desen olur. Çadır modern ama öyle demiyor. Maldan boydan insanlar geliyor artık. Kuyu var. Hidroforlu. Mobilet de var. Çalışır mı bilmem. Uydu var. Evlat, pabuçları nereden aldın? Pabuçları Decathlon'un ya, bu şey var ya, Çin malı. 30 lira falan ya çifti. 30-40 lira falan. Decathlon şu karşıda değil mi? Çamın altında. Ha, o çamın altında dur. Şey, anne, internetten sipariş verelim, alalım. Süper.
Bulaşıklar bekliyor ve üşeniyorum yıkamaya. Önce deniz suyuyla. Göl gibi oldu vallahi. Çok güzel oldu. Akşamüstü saatlerde bir tekne demir atıyor yanımıza ama tabii yanlış yani bu saatler. Artık deniz kapkaranlık, hiçbir şey gözükmüyor. Bir de çok dar bir ortam. Mert yardıma gitti, koştu. Geç saatlere kalmayın arkadaşlar, çok yanlış oluyor. Bizim de kafamıza binebilirlerdi. Neyse ki halloldu. Eyvallah. Mert el atmasa biraz sakatlıktı. Yani rota yanımızda arkadaşlar şu yanımızda anda. Yanımızda şu an Fahri olarak. Mert kaptan Fahri. Fahri olarak. Fahri temsilcileri buradalar. Yani yardım ettik insanlara. Bu arkadaşlar şu tekneye yardım etmek amaçlı geldiler. Sağ olsunlar. Gece boyu yardım görevi sizde. Çünkü beyefendi tek başına mutsuz. Dolayısıyla mu? Siz yardım edeceksiniz. Size de iyi yolculuklar. Çok sevdik. Hadi bakalım. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Yarın buradaysanız bir yere uğrarız. Biz de gelir, siz de gelirsiniz. Tamam. Hangi koy şey mi? Küçük mü büyük mü çatı? Efendim? Küçük çatı mı büyük çatı mı? Yok be, bir yandayız yani. Çatıda değiliz, hemen bir yandayız. Ha şuradasınız, ha tamam evet, tamam. Tabii ya, gene Balıkaşır'ın 5 koyu var ya, 5'in ikincisindeyiz. Anlaştık. Mert üçüne de yardım etti arkadaşlar. Nazar değdi. Sen o sırada evet, gidemiyorsunuz o esnada. Çalışmışken. Yine gidemediler. Az küre, az gaz aç azıcık. Tek batı tut aşkım. Tamam, çalışacak şimdi. Hemen gazla. Yapıştık.